Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl'de 14 bin dekar alanda gerçekleştirilen ve yoğun yağışlar sonucunda çatlama meydana gelmesi nedeniyle çiftçiyi hüsrana uğratan kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bildiğiniz üzere bu sene yağmurların uzun sürmesinden dolayı 14 bin dekar kiraz üretilmektedir. Kirazcılar bu sene yine para kazanamadılar dedi. Bildiğiniz gibi bu senede yine yağmurların uzun sürmesinden dolayı 14 bin dekar kiraz üretilmektedir yine günümüzde. Kirazcılar bu sene yine para kazanamadılar bildiğiniz gibi. Öteden beri söylediğimiz bir şey var. Tarım sigortalarının faydasını gördüğümüz alanlar var, göremediğimiz yerler var. Biz de Tarsim sigortasının arkasında duruyoruz ziraat odası olarak. Gitgide içi doldurularak gidiliyor diyoruz. Ancak sıkıntılarımız biliyorsunuz, eksperlerde ilgili sıkıntılarımızı daha önce söyledik. Bugünkü konumuz o değil. Bugünkü konumuz da şu. Tarsim sigortası yağmurlardan kirazın çatlaması, Tarsim sigortası kapsamına alınmasını ısrarla vurguluyoruz. Bu İnegöl. Bu İnegöl'de 14 bin dönüm kiraz var. Bu ülke geneline baktığınız zaman her yerde var. Kelesi var, Orhaneli'si var. Bu bölgede de iklimler değişti. Eskiden alıştığımız Nisan yağmurları, Mayıs yağmurları yerine o mevsimlerde yağmur yağmıyor, yerini Haziran aylarına bıraktı. İnegöl'de 14 bin dönüm alanda kiraz üretimi yapıldığını aktaran Başkan Çelik, şu ana kadar İnegöl olarak fazla zararımız olmadı. Ama yine de korku içinde bekliyoruz. Tarsim sigortalıları kendilerini bir kez daha gözden geçirsin dedi. İnegöl'de herhangi bir fazla zararımız olmadı. Ama yine de işte böyle korku içinde bekliyoruz. Tarsim sigortaları kendilerini bir kez daha gözden geçirsinler. Gerekse eksperlerini daha bilinçli şekilde eğitsinler. Ayrıyeten de Ankara'da genel merkezde de bizim ilettiğimiz bütün Türkiye ziraat odaları daki arkadaşların, kiraz yetiştirilen yerlerdeki arkadaşların da yine bizzat götürüp dosyalarını verdiler. Tarım Bakanlığı'nda da duruyor. Bu kiraz çatlaması acilen Tarsim sigorta kapsamına alınmalı. Yani illakin bak buradan sel gitmiş ve bu sel bu kirazları yıksaydı zararı ödeyecekti de yağmurdan çatlamanın zararı nasıl ödenmez? Neticede bu da bir sigorta ile ilgili bir durumdur. Onun için bunu bir an önce buraya sokturmamız lazım. Çelik son olarak şu kirazı burada 2 liraya alıyorlar. Pazarda, markette bu kiraz 5 lira. İstanbul'da ve büyük şehirlerde 10 lira. Bunu bir türlü anlamış değiliz dedi. Dalından pazara olan süreçte İnegöl'de bile bunu engelleyemiyorsun da İstanbul'daki şeyleri konuşuyoruz. Şu kirazı buradan 2 liraya alıyorlar. Pazarda bu kiraz 5 lira. Marketlerde 5 lira. İstanbul'da halen büyük şehirlerde 10 lira. Yani bunu bir türlü anlamış değiliz. Bu kadar arada tamam hadi kiraz aşırı bir kiraz var diyelim. Kalite düştü yağmurlardan dolayı. İhracat yapılmıyor. Bu kiraz iç piyasaya düştü. Ya o zaman bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız da bunu hiç olmazsa ucuz yesinler ya. Yani buradan 2 liraya aldığın kirazı 5 liraya, 6 liraya, 10 liraya, 12 liraya satanlardan da yani Allah sorar yani. Hiç olmazsa madem biz para kazanamıyoruz, insanlar da bu kirazı ucuz yemelerini istiyor. Yani buyurun gelin daha bizim kiraz bir ay sürüyor kirazlarımız yüksek kesimlerde. Çiftçilerimiz tüketicilerimiz gelsinler. Kendi ellerinden dallardan toplasınlar 3 liraya kirazı. Hiç olmazsa hem onu toplama zevkini yaşarlar hem de götürürler istedikleri kadar yerler. Böyle bir kampanya da yapalım yani önümüzdeki günlerde diyoruz. Çünkü